Bu kanalda yok, yok. İkinci el ve sıfır telefonların sorunsuz tek adresi Parlak İletişim. Parlak İletişim Yozgat. Evet arkadaşlar, bugün size A80 ve A51 karşılaştırması yapacağız. Önce Google'dan bir sayfa açmayı deneyelim. Evet, aynı anda ikisine basıyorum. A80 önce açtı. Tekrardan başka bir sayfa bulalım. Evet. Yerli otomobil şeyine basalım. Evet, yine A80 biraz önde. Ekran kartı diye buraya A80 yine önde. Boyutlarını da buradan görebilirsiniz. A80'in boyutu tabii ki 6.7 inç olduğu için, bu 6.5 inç A51 biraz büyük. İkisi de AMOLED ekran ama ekran parlaklıkları farklı. Şeye baktığımızda ışıklarda biraz şu düşük, şunun dışını şöyle aynı seviyeye getirelim. Evet, şimdi de YouTube açalım. YouTube'da da yine biraz önde A80. Basalım aynı anda. Başka bir müzik açalım. Şu hareketli aynı müziği açalım. Sesler aynı gibi, sanki bir tık şey önde gibi. A80. Şuradan bir aynı müzik daha bulabilecek miyiz? Şunları açalım. Bu açışımızda A51 biraz öndeydi. Şimdi sese bakalım. Evet
geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seste böyle aham şaham bir üstünlük yok. Neredeyse aynı diyebiliriz ama yani biraz sanki A80 sesi fazla gibi. Şimdi oyun indirme hızına bakalım. Hangisi hızlı oyun indirecek? Şimdi aynı oyunları bulmaya çalışalım. Şuradan 57 MB'lık şu oyuna tıklayalım. Bir daha tıklayalım. Hangisi önce indirecek bakalım. Bu sırada A80'in Snapdragon işlemcisi. Bu A51'de de kendi işlemcisini kullanmış Samsung. Exynos kendi işlemcisini kullanmış. 730 var. Snapdragon 730 var şeyde A80'de. Bunda da Exynos bilmem ne kaç var işte. Şu anda A80 %45'e %30 önde gidiyor. %57 oldu, %60 oldu A80, A51, %44 A80. Şu anda A51 önde gidiyor. Bitirsin, bir daha indirelim. İkinci indirme de yeter artık. Bir fikrimiz olur. Yalnız A51 Android 10 geldiği için Android 10 yüklü. Şeyde de A80'de de Android 9 yüklü. Piller %100, ikisi de %100 idi. Şu anda A51 %99, A80 %98. Evet. Yani A80 kurulumu A51'den biraz önce bitirdi. A51 önde gidiyordu fakat A80 önde bitirdi. Tekrardan şu 16 MB'lık oyuna yükleyelim. Ahşap blok bulmaca oyunu. Evet, A80 hemen yüklemeye başladı fakat A51 biraz düşündükten sonra yüklemeye başladı ve evet, A80 bitirdi. A51 de bitirmek üzere. A80 açtı, aç diyor. A51 de şimdi aç dedi. Arada 3-5 saniye mi diyeyim veya 10 saniye hala aç demedi A51. Bir oyun daha yükleyeceğim. Bu da son olsun. Şunu yükleyelim. Bu başlamadı. İptal edelim tekrar. Bunu da iptal edelim. Tekrar yükle diyelim. Evet. İkisi de şu anda yüklemeye başladılar. Yine A80 önde gidiyor. Evet, A80'in işlemcisi biraz daha iyi olsaymış. Gerçekten güzel telefon ama işlemcide biraz, ha şunu da söyleyeyim, bunun RAM'ı 8 GB. A51'in RAM'ı 6 GB. Onu da söyleyelim. Yani 8'e 6 GB RAM'den de fark edebilir. İşlemci ve RAM farkı var. Evet, A80 bitirdi. A51 %60'larda filan. Evet. Bu kadar. Bu hızda yeter. Yani A80 genelde önde. Google Play'dan çıkalım. Şimdi internet sitelerinin şeyini de yaptık. Daha ne yapabiliriz? Ayarlara bir şöyle göz atalım. Biri Android 10, biri Android 9.
A80'de hafıza kartı yok. A51'de var. A80'de USB ikisi de Type-C giriş, fakat mikrofon girişi Type-C'den oluyor A80'inki. A51'inki harici 3.5 milim jack girişi var. Bunlar artısı. A80'in artısı daha var mı diye şöyle düşünüyorum. Sadece ekranı büyük. O bir artı olabilir. Pili 3700 mAh. A80'inki. A51'inki 4000 mAh. Şu anda da pil seviyesi %98'e %98. Şimdi bir 5 dakika, ikisi de %98 iken YouTube videosu izleyelim. 5 dakikada ne kadar şarj gidecek ve hangisinin şarjı daha çok gidiyor, ona bakalım. Aynı videoyu izleyelim. Yok Murat Taş'tan kendi kanalımızı açalım. Buradan size, hem bu videoyu izlerken bunu da izlemiş olursunuz. Kaç dakika? 18 dakikalık bir videoyu 5 dakika izleyelim. Video sonucu, A51'in şarjı %95'e, A80'in şarjı %96'ya düştü. 3700 mAh pil olmasına rağmen şu an için gördüğümüz kadar A80 pil yönünden daha dayanıklı gözüküyor. Geçtiğimiz zaman böyle kızaklı çıkıyor. Bunun ise gördüğümüz gibi kamerası popuklu, öne çıkıyor, açılıyor ve tekrardan bastığımız zaman kapanıyor. Ön kamerası tabi bunun daha da güzel. Kameralarını da kısaca böyle gösterdikten sonra makro çekim gibi, portre çekim gibi onları da yapıp videomuzu sonlandıracağız. Şimdilik hoşça kalın.